Donald Trump hiç durmadan mitinglerine, toplantılarına, kampanyasına devam ediyor. Dilinin zaman zaman Donald Trump'ın nasıl sertleşebildiğini, hatta çirkinleşebildiğini biliyoruz. Kamala Harris'i şimdi hedefe almış durumda Donald Trump. Yeni kurbanım olarak nitelendirdi Kamala Harris'i. Yani Joe Biden'ı devre dışı bıraktık, sırada Kamala Harris var dedi. Tabii Trump'ın en çok konuştuğu şeylerden bir tanesi sınır güvenliği. Harris de sınır güvenliğinden sorumluydu başkan yardımcılığında. Oradan sık sık vuracak başladı da güvenliği sağlamamakla eleştirdi. Bir eleştirisi daha vardı Donald Trump'ın. Harris'i Biden'ın sağlık durumuyla ilgili yalan söylemekle suçladı. Bir de yalancı dedi. Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinden sonraki ilk mitingini Kuzey Carolina'da yaptı. Hedefinde Biden'ın başkan adaylığı için destek verdiği yardımcısı Kamala Harris vardı. Bildiğiniz gibi 3 gün önce Amerikan tarihinin en kötü başkanı Joe Biden'ı mağlup ettik. Şimdi yeni bir kurbanımız var. Yalancı Kamala Harris, Amerikan tarihinin en beceriksiz ve en solcu başkan yardımcısı. Trump, demokratların başkan adayı Kamala Harris'i özellikle sınır güvenliği üzerinden eleştirdi. Kamala, sınırlarımızı açtı ve 20 milyon yasa dışı yabancının ülkemize akın etmesine izin verdi dedi. Eski Amerikan başkanı Harris'i Başkan Biden'ın sağlık durumu ile ilgili yalan söylemekle suçladı. Harris, 3,5 yıl Joe Biden'ın zihinsel yetersizliğini örtbas etmek için utanmadan halka yalan söyledi. Tıpkı sahtekar Joe Biden gibi Kamala Harris de liderlik için uygun değil. Trump, Harris'in kürtaj konusunda radikal görüşlere sahip olduğunu iddia etti. Başkan yardımcısının hamileliğin 8. veya 9. ayında da kürtajı savunduğunu belirtti. Bu nedenle kürtaj başlığı altında yapılan anketlerde kendisinin Harris'e göre 8 puan önde çıktığını öne sürdü.